Görüş hep böyle miydi Sayın Kamalak? Gönüllü birliktelik dediniz. Gönüllü Yani birlik, temelde bu mu var tabii, tabii davanızda? gönülde bu var. Eğer inanmıyorsa kişi, zorlama ile bir yere götüremezsiniz. Seçil Hanım şunu ifade edin. Mesela biz aşağı yukarı 20 küsur yıldan beri hazineden bir tek kuruş almadık. Evet. Tamam mı? Ama parti tüm faaliyetlerini sürdürüyor. Karşımızdaki rakip partiler hazineden yüz milyonlarca lira alıyor. Onlarla yarışıyoruz. Somut olarak şunu ifade edeyim. Mesela Ankara'da hemen hemen her bir partinin bir genel merkezi var. Evet. Bu partiler bu genel merkez binalarını hazineden aldıkları yardımlarla inşa etmişlerdir. Saadet Partisi'nin de bir genel merkez binası var. Ve siyasi partiler genel merkezler içerisinde en muhteşem bina. En Hazine yeni de sizin en binanız yeni galiba, ve değil en mi? muhteşemi. Hazineden bir kuruş alınmadan yapılmıştır bu. 3 yıl önce taşındınız Tabii, sanırım. tabii doğru. Hatta yeni taşındığında ve Temel Tabii. Bey'le de bir yayın yapmıştık Aha. orada. Düşün, bunu teşkilat yemedi, içmedi, çocuğunun harçlığından kesti, mutfak masraflarından kıstı ve Saadet Partisi'ne böylesine muhteşem bir bina armağan etti. Şimdi bu gönüllü birliktelikte zaman zaman partilerin teşkilatlarında bir zayıflama olabilir. 20 yıldır iktidarda olan bir parti bile, bu arada çok özür dileyerek, grup kurma görüşmeleri nihayete erdi. Karamollaoğlu ve Davutoğlu yarın Hı. 13'te bir açıklama yapacak. Doğrudur. Ben Efendim, evet, açıklamayayım diyordum. Ben sıca devam ediyorum toplantılar dediniz Gelecek ya. Partisi Genel Merkezi'nde, evet. Doğru. Benim haberim var bundan. Biraz önce Keşke bununla girseydik Sayın Kavalak programa. ama dediğiniz doğru da tabii genel başkan açıklasın bunu diye ben şey yapıyordum. Evet. Şimdi bugün Sayın Karamollaoğlu da açıklama yapmadı. Belli ki yarın açıklama Doğrudur. yapılacağı için. Doğrudur. Nasıl bu noktaya gelindi? Şimdi akıl için yol bir. Dediğimiz gibi karşıda devlet hazinesinden birkaç yüz milyon yardım alan bir iktidar partisi var. Evet. Tamam mı? Sanıyorum aşağı yukarı 1 trilyonu yakın seçim döneminde aldıkları bir şey. Saadet Partisi'nin hazineden aldığı bir kuruş yok. Gelecek Partisi'nin de yok. Şimdi bunlar tek başlarına yola koyulduklarında karşı tarafla efendim mücadele edebilmeleri, rekabet edebilmeleri çok zor. İşin gerçeği bu. İnanmış teşkilat yürüyor ama bu neticede bir güç meselesi. Şu halde Yani anlaştılar diyoruz, değil mi? Nihayet bu erdi. işte şu an ben de onu şey yapıyorum. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız beni aramıştı bir vesileyle yarın bu şey olacak falan diye. Açıklayacağız diye. Açıklayacağız diye bilgilendirmişti sağ olsun teşekkür ederim kendisine. Ama dediğiniz gibi buradan girebilirdi konuya ama bunu Sayın Genel Başkanımız açıklasın diye ben Evet. oraya girmemiştim. Şimdi yarın çok özür diliyorum, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nu bir arada artık anlaştık ve grup kuruyoruz açıklamasıyla göreceğiz. Evet. Saat 13'te. Adres Gelecek Partisi. Buluşma yeri orası ama amblem Saadet Partisi'nin amblemi bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Ha, Saadet Partisi adına kuruluyor grup. Yani Öyle. isimle ilgili, mesela isim ne olacak? Saadet Partisi grubu öyle algılıyorum ben. Yani Ayrıntısız böyle yarım bir onu. centilmenlik anlaşmasıyla Adres Gelecek Partisi olacak açıklamanın yapıldığı, ama isim olarak Saadet Saadet Partisi. Partisi Öyle anlıyorum. daha eski bir parti olduğu için mi, daha köklü görüldüğü için mi Efendim, acaba? bunu da sanıyorum karşı tarafa da teşekkür ediyorum. Onların da tabii nezaket anlayışları var. Öyle tabii ki Saadet Partisi aslında sağ partilerin bütünün baba ocağı sayılır. Biz 50 yıllık bir geçmişe sahibiz. Sayın Davutoğlu olsun ve diğer partilerin, sağ partilerin, bu aslında sağ sol da maalesef iyi bir kavram değil, birleştirici bir kavram değil. Ama siyasilerin kendi alanlarını parsellemek için uydurdukları fakat yazık ki oturmuş bir kavram. Evet, Yoksa nitelerken başka kavramda kullanamıyoruz çok fazla. gerileştik olduğu için sağ sol denilince maalesef
bu kavramları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama bu kavram benim açımdan düzgün bir kavram değil. Siyasi, ne kullanılabilir onun yerine? Bu, bana göre partiler programları ile çıkabilir, adları ile kullanılmalı. Hı hı. Tamam mı? Adları ile. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, AK Parti, CHP falan. Bunlar kendilerini topluma planlarıyla, projeleriyle, eylemleriyle tanıtmalı. Hı hı. Yapacakları vaatlerle öne çıkmalı. Hı hı. Ama sağ sol denildiğinde genelde bu siyasi literatü de aşan bir bakıma dini kavram mahiyetinde oluyor. Hı hı. Din içerikli bir kavram oluyor. Tarihe baktığımızda da hiçbir dönemde efendim dini kavramın üzerine daha etkin bir kavram konulamamıştır. Tarihe baktığımızda. Mesela Eflatun'a soruyor öğrencileri bundan 2500 yıl önce. Efendim diyorlar, din konusunda ne düşünürsün diyor. Yani devlet adamının dine yaklaşımın nasıl olmalı diye soruyorlar. Hı hı. Eflatun diyor ki, gerçek şu ki tarihte hiçbir kurum ve müessese toplum fertlerini din kadar bir araya getirip bütünleştirici olamamıştır diyor. Bu münasebetle devlet adamı Allah'a inanmasa bile topluma karşı dindar gözükmek mecburiyetinde diyor. Ama o samimi bir yaklaşım olur mu? Şimdi bir takım olaylar var ki gerçeğinden efendim uydurması daha önde geliyor. Şuyu vukuundan beter deniyor ya. Evet. Ama gerçeğe yakışıyor, yakışmıyor ama günümüzde ortada değil mi? Neye göre sağ sol diyoruz? Hı hı. Değil mi? Neye göre? Maalesef inanç sistemine göre. Halbuki toplumlar dediğim gibi biraz her ekonomiye göre de sanki hani ekonomi sistemine göre de sağ sol efendim görüşler nitelendiriliyor. İşte bu sosyalizm anlayışında öyle olması gerekir. Hı-hı. Karl Marx'ın kavram bu yönde. Sosyalizm falan ütopya falan öyle. Ama bugün özellikle Türkiye'mizde ama genel olarak da dünyada sağ sol denildiğinde merkezde dini düşünceler var. Mesela Türkiye'de neye göre sağ sol deniliyor? İnanç yapısına göre. Ha, adam inanıyor, inanmıyor falan şu bu ama genelde bir de tarihimizden gelen bir yerleşik düzen var. Osmanlı'dan geliyor. Ondan önce Anadolu Selçuklular var, Selçuklular var, Karahanlılar var falan filan. Evet. Yani biraz dünyadaki sistemle ilişkili tabii böyle tanımlamamız da Sayın Kamalak. Şimdi bu anlaşmanın ayrıntılarını merak ediyoruz elbette. Grup başkanı mı olacak, grup eş başkanı mı olacak mesela? Temel Karamollaoğlu mu grup başkanı olacak? Grup konuşmaları nasıl yapılacak? Çünkü ilk kez gördüğümüz bir şey. Seçil Hanım, bu dediğin zor ama mesele değil onlar. Ne olur Ahmet konuşur, Mehmet konuşur. Değil mi? Birlikte tartışabilirler. Bir hafta biri konuşur, bir öbür hafta biri konuşur. Evet. Yani asıl olan burada ne vaat ettikleri, geleceğe nasıl ışık tutacaklarıdır. Topluma ne gibi faydaları olacak? Asıl olan bu. Tabii ama iki parti bir araya gelince bir takım şartlar mutlaka ortaya konmuştur. Hiç şüphesiz. Evet. Hiç şüphesiz. Uzun süredir de ne kadardır sürüyordu görüşmeler? Tabii seçim öncesinde başlamıştı bu görüşmeler. Hı hı. Aslında üç parti Saadet Partisi ampleme altında seçimlere gidilsin deniliyordu. Evet. Kanaatimce öyle olsaydı sonuç daha iyi olabilirdi. Öyle mi? Benim kanaatim o. Daha çok vekil çıkarılabilirdi. Veya bir bütün halinde tek parti altında mesela CHP'nin ampleme altında gidebilirdi ki İyi Parti buna yanaşmadı haliyle. Hı hı. Yanaşmadı. Sonra Cumhurbaşkanı adayı geç açıklandı bana göre. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın adayı olarak ilan edilmesi
geç kalınmış bir ilandır diye düşünüyorum. Çok özür dilerim Sayın Kamalak. Hani seçimde yapılan yanlışlarla ilgili uzun uzun size zaten soru sormak istiyorum. Eğer varsa elbette yapılan yanlışlar, düşündüğünüz yanlışlar. Ama şimdi mecliste çok hakikaten uzun süredir görmediğimiz bir tablo var. Çok fazla siyasi parti 15-16 var. 15-16 tane evet. Ama çok fazla lider yok. Liderlerin milletvekili seçilmediği sistemden dolayı böyle bir sistemdeyiz. Öte yandan milli görüşün güçlü olduğu bir parlamento aslında. Yani milli görüş her zaman aktif, muhalefette her zaman var olmuştur ama mecliste de daha yoğun olduğu bir parlamento. Dolayısıyla grup kurulması da çok çok önemli. Bir yandan da AK Parti'nin şöyle bir çalışma yaptığı da konuşuluyordu. Kulis bilgileri bunlar. Parti genel merkezinde grup kurmayı zorlaştırıcı bir takım çalışma içerisinde olduğu biliniyordu. Belli ki Saadet ve Gelecek bu hamleyi de boşa çıkarmış oldu böylece. Yani şimdi o grupta grup başkanının kim olacağı belki önemli değil ama sonuçta Meclis Genel Kurulu'nda o görüşmelerde sorunları dile getiren isim oluyor. Selçuk Özdağ dün yine KRT TV'de İnan Demirel'in konuydu. Mesela ben olabilirim dedi grup başkanı. Hani şunu merak ediyorum, görevlendirmeler belli mi? Yani isimler belirlendi mi? Bu aşamada mı? Yarın genel başkanlar bunları mı açıklayacak bize? Neyi açıklayacaklar? Bunu yarın genel başkandan dinleyeceğiz. Aman Sayın Kamalak, hiçbir şey alamadım sizden. Ama öyle değil mi? Şimdi benim şöyle olacak, böyle olacak demem. Yarın genel başkan işte deklarasyonda bulunacağını söylemiş olmasına rağmen benim şöyle olacak, böyle olacak biçimde yorumlara girmem. Kanaatimce nezaketen de şık olmaz. Siz memnun musunuz bu birliktelikten? Hiç şüphesiz. Aslında bu kadar bölünmüşlük ülkenin hayrına değildir. Bak biraz önce dedim ya, bu sağ sol kavramı bile beni rahatsız ediyor. Evet. Tamam. Niye? Çünkü hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Hepimiz. Öyle olunca hepimizin aynı şekilde düşünme mecburiyeti yoktur. Elbette. Düşünceler farklı olabilir. Benim düşüncem bana göre doğru. Sizin düşünceniz size göre doğru. Ahmet'in düşüncesi Ahmet'e göre, Mehmet'in düşüncesi Mehmet'e göre. Parlamento bunun için vardır. Müzakere edilecek. Tamam. Bu müzakere milletin menfaati çerçevesinde yapılacaktır. Kimin düşüncesi milletin menfaatini daha bir yukarıya çekecek niteliktedir. Ona itibar etmemiz lazım. Yoksa bu benim inancım, bu benim fikrim, bu olacak. Yok öyle şey. Olmaması lazım. Burada onun için söylüyorum. Sağ sol kavramından ziyade siyasi partiler programlarıyla, projeleriyle, söylemleriyle çıkmalıdır toplumun karşısına. Öyle düşünüyorum ben. Şimdi bu gibi birlikteliklerde başından şöyle kararlar da alınır, uyarılar yapılır. Elbette dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenir. Yani bu birlikteliğe deyim yerindeyse bir zeval gelmesin, bozulmasın. Tabii. Çünkü yolun başlangıcında Temel Bey'le yayınımıza gelmeden hemen önce görüştünüz. Onun görüşleri neler? Bunu da merak ediyoruz. Yarın 1'e kadar en azından izleyicilerimiz bunu bilsinler. Nelere dikkat edilecek bu süreçte? Bu arada 12.30'da alındığını söylüyor arkadaşlarım. 12.30'da bir açıklama yapacaklarmış. Temel Bey ne düşünüyor? Bugün de bir açıklama yapmadığı için bilmiyoruz. Tabii ki bu birlikteliğin devamı için gerekli olan şartlar neyse ona uyulması icap eder. Sanıyorum işte mecliste yemek yenilecek yarın falan. Açıklama dediğimiz gibi Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılacak ama oradan meclise geçilecek. Meclis yemekhanesinde yemek yenilecek. Ayrıntıları birlikte bütün vekiller vekiller olabilir. Tabii genel başkanlar çevresindeki arkadaşlar olabilir. O programın ayrıntısını bilmiyorum. Evet, bir sofrayla bir birlikteliğin başladığını göreceğiz mecliste. Yani neticede dediğimiz gibi biz bir bütünüz. Aslında ben sürekli şunu söylüyorum, belki daldan dala atlıyor gibi olabilir. Hani şu an işte bir PKK'dan bahsediliyor, HDP'den bahsediliyor falan, efendim düşman falan. Ben diyorum ki devlet yöneticileri geriye bakmalı. Bundan bir asır önce Çanakkale'de bizim dedelerimiz Kürt, Türk, Arap, Laz ayrımı yapmadan vücutlarını düşmana karşı birbirlerine siper ediyorlardı. Tamam mı? Mermi kardeşime değil bana gelsin diye siper ediyor. Bugün ne oldu da o dedenin torunları birbirlerine mermi sıkıyor?
bunun üzerinde durmalı diye düşünüyorum. Aynı şekilde itici bir dil değil, uyarıcı, birleştirici, bütünleyici bir dil kullanmamız gerekiyor. Ben Saadet Partisi'nde 5-6 yıl kadar genel başkanlık yaptım. Evet. O zaman tüm teşkilatlarımıza bir genelge göndermiştim. Sakın itici, kırıcı, incitici bir dil kullanmayınız. Zira amacımız karşı tarafı ikna etmekse, dilimizde meramımız anlatılacak kadar, hatta çok daha fazlasıyla güzel, temiz kelimeler vardır. O münasebetle itici, incitici kelimelerden mümkün olduğunca uzak duralım. Evet, incitici olmamak, söylem birliğine dikkat etmek bu gibi birlikteliklerin devamı için önemli. Hatta şunu da ekliyordum konferanslarımızda, miting meydanlarımızda. Sözü süzde söyle, inci gibi dizde söyle, sınırını çizde söyle, öyle söyle ki yar da beğensin, ah yar da.